Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı ve sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyük bir riske girerek bu videoyu İstanbulspor maçı oynanmadan önce çekiyorum. Ama İstanbulspor maçı oynandıktan sonra paylaşacağım. Ne zaman paylaşacağım bilmiyorum ama bakalım inşallah 4-1 gibi bir skorla turu geçtiğimiz bir maç olur. Güzel bir futbol olur, sakatlıksız. Güzel, hoş bir gece olur ve sabahına da inşallah sizlere daha güzel bir sunum olan bu videoyla dönmüş olurum. Fransızlar isyanda, ligi oynatmayız. Yok, o başka Fransız. Ne diyor? Kural hatası var. Fransız spor gazetesi L'Equipe, Arjantin'in Fransa'ya attığı 3. golde kural hatası olduğunu açıklamış. Bir dakika lan, bunu benim yapmam lazımdı. Bizim kanal düzenli olarak 6 ayda bir kural hatası maç tekrar diye bir video çekmesi olmaz mesela. Şu an kanalın en çok izlenen videosu o. Ne diyor? Penaltılar elendikleri 2022 Dünya Kupası finalinin ardından sanırım tahmin ettiğim pozisyon. Hakem Simon Marciniak'a tepki göstermeye devam ediyor. L'Equipe'in iddiasına göre Arjantin'in attığı 3. golün geçersiz sayılması gerekiyordu. Yedek kulübesi Lautaro Martinez çaprazdan içeri girdiğinde sahaya girmeye başladı. Dönen topa Messi vurdu ve top ağlarla buluştu. Haberin detayında Fransa lehine bu bir serbest vuruş verilmesi ve golün geçersiz sayılması gerektiği altı çizilmiş. FIFA futbol kuralları 9. paragraf 3. kural hatırlatılmış. Neymiş o kural? Bir gol atıldığı sırada sahadaki oyunculardan başka bir kişi, yani futbolcu, yedek futbolcu, kırmızı kart görmüş futbolcu, takım yetkisi sahaya girecek olursa gol geçersiz sayılmalıdır. Oyun izinsiz sahada bulunan kişinin sahaya girdiği noktadan direkt serbest vuruşla başlamalıdır diye koskoca L'Equipe'in atladığı bir olay var. Nedir o? Gole etki edecek mevkide girmeleri lazım. Yani mesela bu kaleye yükleniliyor ama diğer kalenin orada kalecinin sevgilisi geldi. Canım sevgilim dedi, sarıldı mesela. Bu golü iptal etmeyi gerektirmez ki. Oyun orada oynanılıyor çünkü. Bu üçüncü golde de böyle bir durum var arkadaşlar. Bundan bir şey çıkmaz. Boşuna uğraşmasınlar. Fenerbahçe Hollanda'dan yeni ferdisini buldu. İşte bana bundan gelin ya. Rota Hollanda'ya döndü. Süper Lig'de 14. haftanın sonunda 29 puanla liderlik koltuğunda oturan ve inşallah sezon sonunda şampiyon olacak olan Fenerbahçe devre arasında takımı güçlendirmek için çalışmalara başladı. Bu arada arkadaşlar, Fenerbahçe taraftarı şampiyon olmak istiyorsa 3 şeyi yapmak zorunda. 1- Birlik olmak zorunda. 2- Algılara kapılmamak zorunda. 3- Sosyal medyada daha güçlü olmak zorunda. Ya abone olun arkadaşlar. Bu kanala abone olun. Twitter'ımı takip edin. Ben sizi takip alayım. Yani birbirimizi takipleşelim. Gerçekten söylüyorum bak. Sosyal medyada ne kadar güçlüysek, yani sahada ve başka yerlerde de o kadar güçlüyüz arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden rica ediyorum. Ama gerisini size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi devre arasında Fenerbahçe takımı güçlendirmek için çalışmalara başladı. Rotayı Hollanda'ya çeviren gözlemci ekibinin 19 yaşındaki oyuncu için mutlaka alınmalı raporu verdiği öğrenildi. Hem forvette hem kanatlarda görev yapabilen 19 yaşındaki oyuncunun kulübüne ilk teklifi sunmak için kollar sıvanmış. İyi de kimmiş bu ya? Ali Koç başkan seçildiğinde Ekrem Özgen'den 18 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu'nu aldı o dönemlerde. İlk yıllar istediği gibi geçmedi ama son 2 yılda müthiş performans, Avrupa çapında şey yaptı. Yusuf Barasi. Hayırlı olsun. Şimdi Hollanda'nın yeni bir yıldız adayını hedefler arasına kattı. Yusuf Barasi. İyi de biz bunu konuşmadık mı ya? Sol bekte mi bu? Azerbaycan'da altyapısında yaşayan 19 yaşındaki oyuncu bu sezon alt takımda şans bulmaya başladı. Hem forvette hem kanatlarda görev yapabilen Yusuf yüksek tekniği ve süratli dikkat çekiyor. Pardon, sol bekledim. Sol açık. Mutlaka alınmalı. Ha yok yok, bu başka birisiymiş arkadaşlar. Ben şöyle bir baktım da bizimki bu değil. Benim baktığım başka. Yalnız ben enteresan bir şey dikkatimi çekti. 19 maça çıkmış, 7 gol atmış. 19-0-7. Tamam, hayırlı olsun ya Fener'e. Neyse, haberin detaylarından devamında ne diyor? Aynı Ferdi olduğu gibi Yusuf'u da patlama yapmadan kadrosuna katmak istiyormuş Fenerbahçe. Gözlemci ekibinin 19 yaşındaki oyuncu için mutlaka alınmalı raporu verdiği öğrenilmiş. İlk teklifi sunmak için kollar sıvanmış. Sonraki satıştan pay ile teklif yapılacakmış. En fazla 1 milyon euroya işi bitirmek hedefleniyormuş.
Türk milli takımını seçti diyor. Hollanda'nın Alkmaar kentinde bir Türk ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası marangoz, annesi öğretmen, kız kardeşi kuaför. Diğer kız kardeşi dul. Bu ne lan? Genç yıldız 15, 16, 17 kategorilerinde Hollanda formasını giydi. Ümit milli takımımızın vazgeçilmez arasında yer alıyor. Bu sezon Alkmaar'da tek golünü Konferans Ligi'nde Vaduz karşısında kaydetti. Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Alkmaar U21 takımında ise 7 maçta 6 gol 1 asist sergiledi demiş. Bilgim yok arkadaşlar. Ama bu tip gurbetçi isimlerle ilgilendiğimiz doğru. Boyuna bakacaksınız hemen futbolcunun. 1.82 tamam ideal. 83'ün altı, 84'ün altı. Koşucu, sprinter, forvet olabilir diyeceksiniz. Bright Osayi Samuel'e La Liga'dan dev talip. Biliyorsunuz düzenli olarak Osayi Samuel'e La Liga'dan talipler geliyor. Yine Atletico Madrid'in talip olduğu haberiyle çalkalanıyor. Bakalım önümüzdeki hafta kim talip olacak? Şimdi ben size bu olayın doğrusunu anlatayım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'nin stoper transferinde öncelik kimdi? Yazın hatırlıyor musunuz? Bekao vardı, Nino vardı, değil mi? Hatırlıyorsunuz yani Bekaolar, Ninolar, işte Tayyip Talha sonradan ortaya eklendi. İşte Gustavo Henrique vardı. Birkaç isim daha vardı. Hani 8-10 tane isim vardı. Gustavo Henrique birinci değildi ama hani illaki alınsın denilen isim değildi. İllaki alınsın denilen 3-4 isim hiçbiri alınamadı. Ha, o sayede illaki alınsın denilen listede değil. Umarım anlatabildim. Fenerbahçe'den transfer atağı geleceğin sol bekini alıyor ha. Ben karıştırdığım habere geçtik. Burayı konuşacağız şimdi. Ama karıştırma değil bu. Başka bir yerden girip başka bir yerden çıkacaktım. Fenerbahçe 21 yaşındaki sol beki menajeriyle temasa geçti. Brezilyalı oyuncu genç yaşı ve düşük maliyeti nedeniyle idarecilere cazip geliyor. Allah Allah, kimmiş bu isim ya? İşte detaylar. Fenerbahçe Atletico Mineiro'nun 21 yaşındaki sol beki Rubenis Antonio Dias'ı kadrosuna katmak istiyormuş. Gerçek adı Rubenis Antonio Dias, De Paulo Jorge Jesus Mendes Arjantin. Bu Ruben Dias değil, Manchester City'deki 75 milyon euro olan o değil. Hani Rubenis Dias mı desek? Transfer marketini bulayım diye uğraşıyorum ama Allah Allah. Hangi takımda Atletico Mineiro? Hemen Atletico Mineiro'yu bulalım. Yani neyse. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Özellikle Brezilya pazarında Jesus'un dikkatini çok çeken isimler var. Özellikle Brezilya pazarında. Ancak Rubens'in özelliği şu. Rubens yazın. Bunu o şekilde bulursunuz. Atletico Mineiro'nun 4 milyon euro piyasa değerindeki futbolcusu. Şimdi 21 yaşında Ruben istediğine bakmayın. Rubens diye arayın. Yani Rubens deyince çıktı. Bunu da söyleyeyim. 1.78 boyunda. Hocam iyi. Senin tabirinle hızlıdır. Aynen. Sözleşme 2023 Aralık'ta sona erecek. Yani bir yıl daha mukabelesi var. Piyasa değeri 4 milyon euro civarında. Fenerbahçe menajerle temasa geçmiş. Olumlu bir görüşme yapmış. Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyormuş. Bu sezon 43 maça çıkıp 1 gol 1 asistle oynamış. Güçlü fiziğiyle dikkatleri üstünde toplamayı başarmış. Brezilya'da gelecek vadeden savunma oyuncularından biri olarak görülüyor. 21 yaşındaki Rubens hücum olan katkıları ile de biliniyor diyor arkadaşlar. Şimdi sol ayaklı ön liberodan devşirme, merkez orta sahadan devşirme, sol bek, sol kanat oynuyor. Atletico Mineiro altyapısına çıkmış, 43 maça çıkmış ama 1900 dakika. Bu detay önemli işte. 43 maç 1900 dakika. Demek ki yavaş yavaş sonradan ısındırılmış. Şimdi ben hemen kulübünün transfer marketine bakarım. 116,28. Şişirme olabilir mi diye bakarım arkadaşlar. Anladınız mı demek istediğimi? Çünkü bazı takımların 3-5 tane yıldızı olur. Ondan dolayı başkaları da şişirilir. Bu biraz şişirme gibi geliyor ama bilmiyorum nasıl olacak, nasıl edecek.
Takımın toplam bilançosu 21,82 milyon euro. Sürekli futbolcu satmışlar. Yani sürekli futbolcu satmışlar, almışlar. Satılan futbolculara bakıyorsun. Yani özellikle satış fiyatlarına bakıyorsun. Mesela Junior Alonso 8 milyon euroya gitmiş Krasnodar'a. Mijalanta Marroni'yi göndermişler 4,5 milyon euroya. Baktığın zaman arkadaşlar yani iyi bir piyata. Bu arada adamı stopere göndermişler. Sonra geri mi kiralamışlar? Neyse Vigilant'a göndermişler. O da Fluminense'ye kiralamış. Çok enteresan ya. Bunlardan giden demek ki abad olmuyor. Hiç bakmayalım. Hiç. Bunlardan giden bir şey olmuyor aman. Aman biz bakmayalım. Boş ver. Şimdi Fenerbahçe için bana çok soru geliyor. Hocam forvet alacak mıyız? Hayır. İyi de hocam işte Ja Pedro'nun durumu karışık. Yo, hiç de karışık değil. Hocam işte 3 ay oynamayacak, 5 ay oynamayacak. Bak bizim sıkıntımız nerede biliyor musunuz? Katılmıyorsanız ben kanalı kapatır giderim. Hepiniz katılıyorsunuzdur. Eminim hepiniz katılıyorsunuzdur. Bizim sıkıntımız şurada. Yani bizim sıkıntımız şurada. Ya o kadar sosyal medyada isim var. Sosyal medyayla alakalı çalışan isim var Fenerbahçe'de. Ama açıklama gelmiyor. Ya şu oldu. Bu oldu. Şundan dolayı böyle. Bundan dolayı böyle deyin. Yok. Yok. Belirsizlik, belirsizlik, belirsizlik. Ondan sonra da 50 çeşit laf çıkıyor. Yani 50 çeşit laf çıkıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Yani insanlar da biraz tedirgin olmaya başladı. İnsanlar da bu duruma sinir olmaya başladı. İnşallah en kısa zamanda bu son bulur ama sanmıyorum. Mesela ne zaman Ja Pedro iyileşecek? Bir açıklama yapın. Ha benim bilgilerime göre, ben daha önce duyumunu da verdim. Benim bilgilerime, duyumlarıma göre ne zaman olacağını biliyorsunuz. Ama ben kulüpten bekliyorum. U19 milli takımda oynayan yabancı bir isimle anlaşmak üzereyiz diye bir duyum ortaya atılmış. Murat Zorlu'nun duyumu sanırım. Yanlışım yok herhalde bakayım. Aynen. U19 milli takımında oynayan yabancı bir isim. Kim ki o acaba? İş bozulmasın diye isim vermeyeceğim demiş. Yani iş bozulmasın diye vermiyormuş. İşi rast gelsin. Bir de verseydi o zaman sıkıntıydı. Ama ben biliyorum bu arkadaşı. Siz de biliyorsunuz bu arkadaşı. Bu kanalda duyumunu verdik. A takıma da yükseldi bu arkadaş. Ama oynamayacak herhalde. Neyse. Ben alabileceğimi zannetmiyorum. Bir pürüz çıkıp iptal olacak gibi geliyor bana. Onu da söyleyeyim. O yüzden hiç uğraşmıyorum. Marsilya Isaac Toure için Türkiye'den kiralama teklifi almış. Bu da sosyal medyada paylaşılmış arkadaşlar. Isaac Toure. Şimdi bu çocuk muhteşem bir çocuk. Yani muhteşem çocuktan kastım şu arkadaşlar. Sosyal medya şeyine bakın, transfer marketine. 5 milyon euro piyasa değeri. 2,06 boy. Yaş henüz 19. Ve stoper Fransa U19 milli takımında oynuyor. 11 maça çıkmış. 2 golü var. Yani yabancı kontenjanında da sayılmayacak. Sol ayaklı Olympique Marsilya bu çocuğu Le Havre'den 5,5 milyon euroya sezonun başında transfer etmiş. Bu sezon 5 lig maçında 65 dakika süre verebilmiş. Biz de olsa 65 milyon euro şey 5,5 milyon euro para veriyorsun. Bir de oynatmıyorsun diye adamı topa tutarlar. Ve adamların kadro genişliği 27 kişinin sınırlı 244 milyon euro transfer market değerleri var ama eksi 60 milyon eurodalar. Bu adamlara satış gerekiyor. Bu adamların 5. stoperi konumunda ama Eric Bailly sakatlanınca muhtemelen bir şekilde kadroda yer bulacaktır. Adamların yani sistemi çok güzel ya. 2 tane tecrübeli koyuyorlar, 2 tane 3 tane şey 3 tane tecrübeli alıyorlar, 2 tane genç koyuyorlar. Sistemleri çok güzel adamların. Biz buradan bir Cengiz Ünder çekebilsek Barsilya'dan bizden iyisi olmaz ya. Hocam 17 milyon euro piyasa değeri var sana gelir mi? Ya adamın 22 milyon euro piyasa değeri varken 8 milyon 400 bin euroya aldılar.
8 milyon 400 bin euroya aldılar adamın piyasa değeri 22 iken. Bu sezon 25 maçta 2 gol 4 asist 1095 dakika. Resmen rotasyon oyuncusu. Yani ve sözleşmesi de var. 2025'e kadar. Yani ben bu uzun arkadaşı zannetmiyorum. Bir de Fenerbahçe bu uzun arkadaşı alacak olsa kimin yerini alacak? Yani kimin yerini alacak? Değil mi? O da var. Yine de ben herkese başka duyumları öneriyorum. Bu kanalda konuşulan isimlerden bir arkadaş öneriyorum. Bu arada Fenerbahçe bir yıl, 1,5 yılına kiralık olarak kadrosuna katmak istiyormuş ama ben şunu merak ediyorum. Bizde zaten bir tane uzun var. Gustavo Henrique. Onu söyleyeyim. Kasımpaşa Doğucan Haspolat ve Eren Elmalı'nın taksitlerini ödemediği için Trabzonspor'u icraya verdi diyor. Bakın arkadaşlar. Az önce size ne dedim? Fenerbahçe taraftarı algılara dikkat etmek zorunda dedim. Şimdi önümüzde bir yani Fenerbahçe Trabzonspor daha doğrusu Trabzonspor Fenerbahçe maçı var. Her türlü hakem algısı yapılacak, stad algısı yapılacak, 2010-2011 bol bol konuşulacak. Niye? Çünkü birileri biliyor ki bu Fenerbahçe yani bu Fenerbahçe hakem faktörü olmazsa, kollama, kayırma, başka faktörler olmazsa maçın mutlak favorisi. Bakın maçın mutlak favorisi. E haliyle de topu taca atma niyeti çok olacak. E, topu taca atma niyeti de olunca ne olacak? Fenerbahçe'yi saha içinde yenemeyip yani saha dışında yenmeye çalışacaklar. E, bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani saha dışında yenmeye çalışacaklar. Fenerbahçe taraftarı ne diyorum? Algılara kapılmayın. Yıllardır Fenerbahçe gider dolu dizgin bir tane maçı hakemle falan kaybeder. O baştan da tamam bu sene de şampiyonluk gitti. Hadi hayırlı olsun bu sene de gitti. Ya dünya başımıza yıkılmış gibi. Hayır abi. Bu sene Jorge Jesus'ta emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz. İnşallah da kazana 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 devam edeceğiz. Ben şu iddiada bulunuyorum. Arka arkaya 10 maç kazanalım. Bir bakın bakalım Türkiye'deki iklim neye dönüyor. Futbol iklimine bir bakın. Bir bakın ya. Bir bakın. Arkadaşlar uzun lafın kısası. Fenerbahçe yeni ferdisini buldu diyor. Benim bir bilgim yok. Ama gurbetçi baktığımız doğrudur. Almanya'dan, Hollanda'dan, İngiltere alt liglerinden ya da başka yerlerden baktığımız doğrudur. Osayi Samuel'e La Liga'dan dev talip. Osayi Samuel'i izleyenler var ama şu ana kadar hiçbir resmi teklif yok. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe geleceğin sol bekini alıyor bu Rubens, Antonio Diaz. Brezilya'dan bir sol bek baktığımız doğru. Yalana gerek yok. Bir sol bek, bir stoper, hatta o stoperin kendisiyle ve kulübüyle de görüştüğümüzde doğru. Doğru arkadaşlar. Ama gelirler mi? İşte orasında bir şey diyemiyorum. Onun dışında Isaac Toure'yi konuştuk. Ja Pedro'nun durumunu zaten biliyorsunuz. Başka Dünya Kupası oldu bitti çok şükür. Atletico Madrid dedik. Jorge Jesus. Yani inşallah yolumuza kayıpsız bir şekilde devam ederiz. Bizi şu anda alakadar eden Fenerbahçe çok şükür Dünya Kupası eziyeti de bitti. Bana göre eziyetti sizi bilmiyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.